röportajını da verdi. Aynen, iyice. Hayırlı olsun efendim. Vallahi size de hayırlı olsun diyelim. Böyle sürprizli, sürpriz birliktelik oldu. Bizden aynen. Fotoğraflarını çıkınca biz de öğrendik. Çok sağ olun. Nasıl gidiyor ilişki kuralım? Güzel gidiyor. Genelde evdeyiz. Hiç çıkmıyoruz. İkimizin de projesi başlayacak. Fazla abi. Güzel yani her şey. Evet, sizin Kaan'ın zonda oluyor herhalde. Aynen. Kaan'la beraber yargı projesi başlayacak. Biz herhalde bu ay sete başlarız diye düşünüyorum. Bir de burada proje görüşmesi miydi? Hani ilk ben şey vardı. Tamamen... Hayır. Yani Yiğit'in okuma provası vardı da. Ben sporda Bu projeni soralım. Evet. Ayrıldık. Şu an ondan sonra. Okuma provası aşkı gayet iyi geçti. Bakalım. Üçünde sete çıkacağız herhalde. Heyecanlı. Efendim peki pandemi süreci nasıl geçiyor? Nasıl dikkat ediyorsunuz? Yeniden biliyorsunuz. Bir şey oldu. Evdeyiz. Ondan sonra herkes ne yapıyorsa aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Yani pek insan işte çıkıyoruz. Herkesin çok merak ettiği şey evde insanların nasıl vakit geçirdiği oluyor. Yani, yani size sorabiliriz mesela evde nasıl vakit geçiriyor, yani neyle meşgul oluyorsunuz da sıkılmıyorsunuz evde, öyle sorardık. Biz biraz, ben biraz evcimenim zaten, Yiğit de öyle. O yüzden hiç sıkılmıyoruz evde. Peki şu soruyu soracağım, ikiniz evcimensiniz. Tanışma nasıl oldu? Filmde beraber tanıştık. Oynadık. Aynı filmde. peki ileride böyle tekrar aynı projede yer almayı düşünür müsün böyle tek hikayesine? Nasip. İyi söyledi. Dijital üstüne de sormak istiyorum ben. Genelde oyuncular aslında şimdi dijital ağırlıklı çalışmaya başlıyor ya da daha çok dijitali istiyorlar. Sizin görüşlerinizle bununla alakalı, siz de dijitalde yer almak ister misiniz? Çünkü bizim izlediğimiz, kendi Türk televizyonlarında izlediğimiz diziler çok uzun. Malum çok yorucu oluyor sizler için, biliyoruz. Yani ben zaten dijital projelerde yer aldığım için uzun süredir televizyonda yoktu. Evet. Kırmızı Oda'da konuk oyunculuğum vardı. O yüzden benim için şu an televizyon yeni. İkisi çok farklı şeyler değil yani. O yüzden biraz yorucu tabii ki televizyon, internet işine göre. Ama ben televizyonda olmayı özledim. İyi neler? Efendim. Yani o tempo, tamam tabii ki normal dijitalde de bir tempo sarf ediyorsunuz ama normal günlük ya da haftalık dizilerde daha ağır bir tempo oluyor. Tabii orada uyuyamıyorsun. Yani evet, o nasıl geçecek sizin için en önemlisi, yani daha yorucu olacak. İşini seviyorsan bir şekilde tolere ediyorsun diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten çok yorucu. Özellikle kamera arkası için çok yorucu. Evet. Ama evet. Aynen. Ben işimizi çok sevdiğimiz için bir noktada artık şirketler de daha insaflı ve daha insani davranıyor. Yani zaten 12 saat çalışma kuralı artık çoğu işte var. Doğru. Yani dolayısıyla herkes pandeminin farkında, uygun bağışıklık çıkıyorlar farkında. Dolayısıyla yani önce sağlık ama yoğun mu? Evet, yok. İnsanlar fazla yoruluyor çünkü. Evet, yani hiçbir şey yapmadığımız için yoruluyoruz. Aynen öyle. Efendim size tutmaya olarak ki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun.